Merhaba. Merhaba ey faniler topluluğu. Ben Türk dizilerinde arada bir çıkıp mesajlar veren Bilge Balıkçı'yım. Aslında başlarda normal bir oyuncuydum ama ilk dizimde oynadığım Bilge Balıkçı rolüm tutunca ardından 12 tane daha dizide de Bilge Balıkçı'yı oynadım. Rol gereği o kadar çok özlü söz, okkalı laflar ezberledim ki sonunda hayata bakışım değişti. Rol gereği girdiğim bilgelik dergahının sonunda bir sakini olup çıktım sizin anlayacağınız. En son oynadığım dizi 210. bölümünde erken final yaptı. Yapımcı bu diziyi en az 600 bölüm oynar demişti. Ama reytingler kötü gidince kanal bize en özlü sözü söyledi. Hayırlısı buraya kadarmış. İşsiz boş boş gezerken olimpiyatlarda bu kalabalığın toplandığını duydum. Bir dizim olmadığı için haftalardır kimseyle konuşmuyorum. Kimseye öğüt veremedim, şiştim valla. Bir çıkayım şuraya, içimde birikenleri bir dökeyim dedim. Fazla vaktinizi almayacağım. Mesajımı verip gideceğim. Ey fani abilerim, ablalarım, başlıyorum. Bu mesaj da nereden çıktı durup dururken demeyiniz lütfen. Mesaj verilir çünkü can verilir. Can verilene selam verilir günde beş vakit. Boş vakit olmaz beş vakiti olana. Vakitler nakite döner ahiret bankası hesabınızda. Hesap günü geldiğinde, sizden hesap istenildiğinde hesabınızda birikenleri de göreceksiniz. Hesaplı hareket etmek, hesaplı yaşamak önemlidir ama hesapsız seviyorsan onu hesabından korkma. Korkma vereceğin candan, korkma vereceğin maldan. Bu dünyada korkmadan, niyetini bozmadan verdiklerin nice bonus olarak dönecek hesap eksene. Yanlış anlamayın, sizden yardım isteyecek, para toplayacak falan değilim ama okul açmak için, öğrenci okutmak için Adem Tatlı gibi can verenler, okul adam diye Hacı Kemal Erimez gibi hem canını hem malını verenler, çile mum gibidir. Yandıkça etrafını aydınlatırsın ama sen eriyip bitersin. Sırrını çözen, erimeye hazır olan nice erkek ve kadın, yiğit oğlu yiğitler, işte onlar hesabından korkan ama hesapsız yaşayan isimsiz kahramanlardır. Bu çıkar ilişkisi değil ki. Çıkar onu hayatından. Hayatta ne kalır ki? Onu kaybeden neyi bulmuş ki? Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye soruyorlar. Ben nice değirmenin suyunu gördüm. Okul denmiş çıkarmış bileziğini vermiş. Okul denmiş birikmişini vermiş. Gönül vermiş, destek vermiş. Nereden geliyorsun ey değirmenin suyu sordum bir tanesine. Dünyanın bilmem ne ucunda Türk okulu açtık oradan geliyoruz dedi. Şimdi anladın mı değirmenin suyu nereden geldiğini? Tanımak istersen değirmenin suyunu. Bu salonda nice su var. Ama sular bilir ki bu suyun bir kaynağı var. Suyun kaynağını, kökümüzü unutmayalım. Kökümüze gözümüzü kapatmayalım. Ağacın dallarını sevmesi garip olur mu hiç? Kökünü unutup dallarına aşık olan ağaç kütükleri var. Kütüklük edip kendisine kötülük etmesinler rica ederim. Bazı dallar gaflete düşmüş. Yaprağını kendi yapıyor sanıyor. Bazıları da meyvesine bakıp caka satıyor. Kökün hissesini ne diye dala veriyorsun? Bu köklerin yaratanı ne diye unutuyorsun? Ne unutkanız değil mi? Yaşarken ölümü unutuyoruz. Kendimize soru sormayı bile unutuyoruz. Ya da cevabını bildiğimiz sorular soruyoruz kendimize. Ya sormadan edemeyeceğim. Sahi ölümden önce hayat var mı? Hayır, bazıları hayattan sonra ne var diye soruyor. Halbuki biz bu basit cevaplı soruyu anne karnındayken sormuştuk. Ve cevabımızı dünyaya gelerek aldığımız halde hala bu soruda niye bu kadar ısrarcılar anlamış değilim. Anlamış değiller anlayabilenleri. Anlayabilen anlatabilmeli. Çünkü hepimiz üstümüze vazife olan işler kurumunun çalışanıyız. Her yanılgıdan ders çıkartsaydık çakmazdık hayat sınavından. Ölümlü olmak
Biraz daha hayata ölümlü bakmayı gerektirmez mi? Meraklanmayın, her şey öleceğine varır. Eğer ışığınızı bulmayıp karanlıkta kaldıysanız, bir vakit lüzumsuz diye söndürdüğünüz ışık sizi aydınlatacak muhakkak. Siz yakın ışığınızı, korkmayın aydınlıktan. Sen yakmazsan, ben yakmazsam nasıl çıkarız karanlıktan aydınlığa? Ey güzel insanlar, nasıl bulmak istiyorsanız öyle bırakın son nefeste ruhunuzu. Şöyle izah edeyim. Kefenin cep numarası neydi desem, kefenin cebi yok dersin. Ama parmağına girecek tek taşı sonunda gireceğin mezarın taşından daha çok düşünürsün. Musallada yatarken ayağını yorganına göre uzatma hakkın kalmamıştır artık. Çıkmayan candan ümit kesilmez doğru ancak çıkan candan yaşadıklarının faturasının kesileceği ayan beyan ortada. Tamam, mesajımı verdim ve gidiyorum. Oh, bugünkü mesajım da bitti artık. Son sözüm, daha alın yazısı bile icat edilmeden bir sultanın alını vardı öpülecek. O sultana, Hazreti Muhammed Mustafa'ya selatü selam olsun. Size de eziyet ettim. Hepinize geçmiş olsun.